Wonderkidwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bu hafta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları ertelendi. Biz de buna istinaden bunu fırsat bilip bir transfer videosu çekmeye karar verdik. Fenerbahçe için transfer sezonu artık tamamlanıyor. Her takım için tamamlanıyor. Ancak Fenerbahçe için de kadro mühendisliği tamamlanıyor. Fenerbahçe'nin yapacak olduğu bir transfer kaldı. O da 6 numara transferi. Çok isim çıkıyor. Fenerbahçe'nin kimi alacağı çok konuşuluyor. Thomas Partey'ler, Jorginho'lar, Højbjerg'ler, Soumaré'ler, Endidi, Sofyan Amrabat, bir sürü isim çıktı. Yüksek kaliteli isimler. Birçoğunun Türkiye'ye gelmesi, getirilmesi zor olduğunu düşündüğüm isimler çıktı. Ancak burada Fenerbahçe için 6 numarada kendimce en makul profilin hangisi olduğunu yorumlamaya çalışacağım. Bu oyuncular arasında eksiler, artılar olarak Fenerbahçe'nin oyun niteliklerini en karşılayabilecek oyuncu üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Burada sizlerin de fikirlerini çok merak ediyorum. Fenerbahçe'nin mevcut orta sahasında hangi dişli eksik? Yani çark, o merkez nasıl komplike olur? Bunu ben de sizlerden merak ediyorum. Ben kendi düşüncelerimi aktaracağım. Siz de kendi düşüncelerinizi lütfen yorumlarda aktarıp videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğenmek bedava, bir tık yapıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Bizleri öne çıkartmış oluyorsunuz diyerek videoya geçelim. Ancak geçmeden önce golvar.com'dan bahsetmek istiyoruz. Golvar.com son dakika spor haberlerinin, günlük iddia tahminlerinin ve köşe yazılarımızın da bulunduğu sitemiz. Sitemizin linki hemen aşağıda açıklamalarda mevcut diyerek gelin hep beraber Fenerbahçe'nin 6 numara videosuna geçelim. Fenerbahçe bu sezon tüm takımı neredeyse yeniden yarattı. Yeniden her bölgeye transferler yaptı. Livakovic yeni, kalecisi yeni, sağ beki Mert Müldür diyebiliriz. Osayi orada daha önde. Ama stoperleri yeni tandemler, Becao, Ciku oynayacak gibi gözüküyor. Sol bekte bir Ferdi takımın mihenk taşı olarak kaldı. Merkezde Fred, Szymański yeni futbolcular. Sağ kenarda Cengiz yeni, sol kenarda Tadic yeni, uçta Jako yeni. Fenerbahçe sıfırdan bir takım yarattı diyebiliriz. Burada Fenerbahçe'nin yarattığı takım kaliteli iken, kalitenin yanında da doğru bir mühendislik olduğunu düşünüyorum. Burada son nokta artık gerçekten pastanın üstündeki çilek de diyebiliriz buna. Artık son dokunuşu yapacağız. Bu da 6 numarayla olacak. En başta yaklaşık 50 milyon euroluk bonservisli bir takım kurduk. Yatırımımızı iyi yaptık. Burada da artık yatırımdan sakınmamak lazım. 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon, 17 milyon eurolara Fenerbahçe çıkmalı. 20 milyon eurolara da hatta çıkmalı. Çünkü son atışı yapıyoruz. Nokta atışı yapıyoruz. Her şey bu kadar güzel kurgulanmışken 6 numarada da Fenerbahçe azıcık 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon tasarruf yapayım gibisinden değil. O transferi yapıp tüm takımı tekrar yukarı çıkartmaya devam edeyim düşüncesinde olmalı ki bence yönetimde bu düşünce diye düşünüyorum. 1 Eylül'de tüm Avrupa'da transfer dönemi kapanıyor. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi kayıt dönemi ise 4 Eylül'de bitiyor. Fenerbahçe için, hatta Türk takımları için dananın kuyruğunu kopacak tarih oralar. 1-4 Eylül arası o 3 günde, o 72 saatte şu anda kulübe gelen öneriler arasından ya da menajerlerin ben bu futbolcuyu Türkiye'ye getirebilirim çağrılarına aslında Fenerbahçe oralarda yanıt verecek. Çünkü orada daha fazla olacak. Şu anda örnek veriyorum, Jorginho Arsenal'da kalıyorum diye olabilir. Ama Arsenal planlamasını tamamladığı zaman Jorginho Arsenal'da kalmayabilir. Veya Thomas Partey için de benzer durum söz konusu. Sofyan Amrabat Fiorentina'dan Manchester United yapıyor mu? Højbjerg Tottenham'da kadroda düşünülmeyen isim, Manchester United'da önerilmiş. Alıyor mu, almıyor mu? Tüm tasarruflar 1 Eylül'de belirlenmiş olacak. Bu noktada da bizlerin hangi transferi yapabileceği fırsat daha da önümüze çıkacaktır. Burada ben yönetimle benzer noktada düşünüyorum diyebilirim. Fenerbahçe için konuşulan isimler aslında birbirinden biraz bağımsız isimler. Partey, Jorginho, Højbjerg üçlüsü üzerinden gideceğim. Çünkü Babakar Soumaré Sevilla ile anlaştı galiba. Sevilla kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyormuş Babakar Soumaré'yi. Bu noktada Fenerbahçe için Partey, Jorginho, Højbjerg isimleri var. Ben açıkçası şöyle bir şey düşünüyorum. 1-4 Eylül arasında ismi çıkmamış bir oyuncu aniden Fenerbahçe için gelecek, çubukluyu giyecek gibi hissediyorum. Bu noktada Jorginho Türkiye'yi düşünürüm derse Jorginho taraflı Fenerbahçe'nin tasarrufu olacaktır. Peki biz 6 numarada ne arıyoruz? Nasıl bir profil arıyoruz? Hep beraber konuşalım bunu. Fenerbahçe, Fred ve Szymański'nin olduğu bir merkez düşünüyoruz en başta. Fenerbahçe'nin genelde merkezi Fred ve Szymański oluyor. Bu ikilinin en büyük iki özelliği bence enerjisi. Szymański skorerliğini bir kenara bırakıyorum. Szymański topu bir şekilde ön tarafta hızlı kullanan, topsuz oyunda çok etkili, baskı gücü çok yüksek, oyuna enerjisini ve temposunu kapan ve top çalma özelliği dahi çok yüksek futbolcu. Fred'e geliyorum. Benzer özelliklere sahip. Fred de, yani Premier Lig'de de bunu sürekli telaffuz ediyorum. Premier Lig'de de tüm enerjisiyle ortaya çıkmış. Oradaki istikrarını aslında enerji ve temposundan yakalamış futbolcu. Aslında Szymański ile Fred birbirlerini burada matchliyorlar, eşleştirebiliyorlar. İki doğru profil. Fenerbahçe'nin çift 8'i oyunun her yönünde basabilecek, yüksek şiddette pres yapabilecek, eforu yüksek, temposu yüksek bir ikilisi var. Buna nazaran 6 numarası nasıl olmalı Fenerbahçe'nin? Benim bir aradığım özellik şu, bir numaralı özellik şu. Oyuna oyun aklı koyacak bir orta saha arıyorum. 6 numara arıyorum. Fred ve Szymański, ikisi de topsuz oyunu çok yüksek olduğu için Fenerbahçe'de 6 numarada Fred'i de Szymański'yi de yönlendirebilecek bir oyuncu arıyorum. Evet, Fred çok büyük bir dünya yıldızı ama topsuz da, toplu da Fred'den 3 gömlek daha iyi futbolcular var. Yani örnek veriyorum, Jorginho topluda Fred'den 3 gömlek daha iyi bir oyuncu. Ha, topsuzda da Fred Jorginho'dan 3 gömlek daha iyi bir oyuncu. Bu noktada Fenerbahçe'nin en başta bir oyun aklı transfer etmesi gerekiyor. Çünkü 6 bu oyunun kilit noktası. Fenerbahçe'de stoperler o topu 6 ile buluşturacak. 6'da Fenerbahçe 6 numarası kendini değil topu koşturmalı. Topu koşturacak. Sağa sola basit paslar. Rakip üstüne baskına geldi. Fenerbahçe'ye baskıya geldiler. 3 kişi stoperleri kapattılar. Beki kapattılar. Ferdi bizle merkezleşiyor. Ferdi'yi kapattılar. 6 numaram o topu çıkartacak. Aldığı zaman 2 kişilik baskıya geldiği zaman rakip o 6 numara orada oyun aklıyla, soğukkanlılığıyla orada ben dribbling yapsın 2 kişiyi eksiltsin derdinde değilim. Kendinin koşmasına gerek yok. O 2 kişi basar. Öyle basit 2 pas yapar ki. Örnek veriyorum, rakip bastı bizim 6 numaramıza. Stopere verdi. Geri aldı. Bir daha verdi. Bir daha geri aldı. 2 basanı da eksiltti. Sonra öne bir uzun top, sağa bir diagonal, sola bir diagonal, savunma arkasına bir diagonal veya bekten pas aldığını varsayalım. O sayı Fenerbahçe'nin 6 numarası Jorginho. O sayı Jorginho'ya pas atıyor. Jorginho'nun üstünde 2 kişi geliyor. Jorginho o topa gidip topu kesebilir savunma arkasına. Bir anda atağa çıkabiliriz. Ben o anlamda kendine değil topu koşturan birine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fred ve Szymański'ye oyun aklı anlamında daha üstün, oyuna yönlendirebilecek, tüm oyunu yönlendirebilecek. Fenerbahçe dakika 70'te 2-0 öndeyse, rakibi de kontrataklarla etkili bir rakip ise orada Fenerbahçe 2-0'la kontrol edebilmeli oyunu. Fenerbahçe'nin rakibi kırmızı kart yemiştir. Fenerbahçe 1-0 öndedir. Fenerbahçe'nin haldır haldır atak yapmaması gerektiğini ya da Fenerbahçe baskı yemiştir. Rakip üstüne çullanıyor. 2 basit pasla tüm baskıyı soğutması gerektiğini, oyunun tüm kontrolünü nasıl istiyorsa öyle sağlaması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Bu 6 numaranın en büyük özellikleri bu olmalı. İkinci söyleyeceğim şey bu 6 numaranın kesiciliği. Benim ikinci olarak gördüğüm en büyük özellik bu. Evet, merkezden bir driplingçi daha alabiliriz. Szymański, Fred ve 6 numara 3 de driplingçi olabilir. Sanki 3-8 gibi bir oyun oynayabiliriz. Mantıklı olabilir. Çark olarak birbirleriyle eşleşiyor diyebiliyorum. Ancak Fred ve Szymański oyunun 3. bölgesinde Fenerbahçe için atak sirkülasyonu yaratmak adına. Fenerbahçe gitti topu kaptırdı. Fred ve Szymański bastı, aldı bir daha. Aldık bir daha, bir daha atak yaptık. Gittik orta yaptık. Dönen seken bir daha Fred ve Szymański aldı. Orada bastı. Hemen bastı. Kabul. Bunları iyi yapıyoruz. Ama orada Fred ve Szymański eksildiği zaman da ikisi de geri koşabilen oyuncular ama eksildiği zaman da Fenerbahçe'de 1-6 numarası, 2 tane stoperi ve 1 tane geri koşacak beki. Yani 4 oyuncuyla yakalanabiliriz Fenerbahçe rakip atağa gelirken. Orada rakip topu aldı, atağa çıkıyor, 3 tane de hücumcusu var. 4'e 4 kalabiliriz orada. Bu 4'e 4 kalacak noktalarda da Fenerbahçe'nin 6 numarasının kesiciliği olmalı. Yani Fenerbahçe'nin 6 numarası derinlik verirken orada rakibini sağa sola püskürtebilecek veya Fred ve Szymański'den kurtulacak o hücum oyuncusuna yapacağı şok presle, atacağı paslara, yapacağı pas aralarıyla bunu engelleyecek bir profil olmalı. Jorginho'da bu var mı? Biraz soru işareti koyabiliyorum. Çünkü Jorginho için çok iyi bir kesicidir diyemiyorum. Çok büyük bir oyun aklıdır. Hatta bu yüzden tercih edebilirim. Oyun aklıdır, pasörlüğüdür, Fenerbahçe'yi soğukkanlı bir şekilde çıkartmasıdır. Bu noktalardaki artıları kesicilikteki eksikliğini giderebilir. Bu noktada hemfikirim. Bu noktada Jorginho'yu tercih edebilirim. Ancak orada kesiciliği de yüksek bir futbolcuya ihtiyacı olabilir diye kendi adıma o düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Burada çıkan isimlerden en uygununu düşündüğüm Højbjerg ama Fenerbahçe'ye gelmesini imkansız gördüğüm futbolculardan bir tanesi o da. Çünkü Tottenham, Manchester United'a falan önermiş yani. Højbjerg Premier League'den düşmez buralara. Premier League'lerde kalır. Jorginho ismi çıkan isimlerden biri. Thomas Partey. Partey haberi var. Partey'in siyahi futbolcularda genellikle pasörlük yoktur derler ama Partey Fenerbahçe'yi çok güzel çıkartır ve ismi geçenler arasındaki en iyi kesicidir. Højbjerg için bahsettiğim oyun aklı, kesicilik, pasörlük hepsini 10 üzerinden 8.5'larda yapan futbolcu. Yani çok komple bir orta saha. Bu yüzden Højbjerg tercihim olur ama Thomas Partey kesiciliği 9, pasörlüğü 7. Efendime söyleyeyim, statik olmayan bir futbolcu, atletik de bir futbolcu, her şeye de katkı verir. Buradaki en büyük özellikleri böyle, sivrilen özellikleri Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu özellikler. Çok iyi kesicilik yapar. Jorginho çok iyi pasörlük yapar. Burada Fenerbahçe'nin neyi seçeceği çok önemli. Ben kendi adıma Thomas Partey'i de yine tercih ederim çünkü Thomas Partey'in katacağı kesiciliğin yanında yapacağı pasörlük, oyun aklı olarak hani tüm oyunu kontrol eder diyemem Thomas Partey için, ama bir kötü bir pasördür de diyemeyiz. Çıkan isimler arasında ufak bir karşılaştırma yaptığımda bu isimler üzerinden sadece gitmek istemedim. Birazcık profil belirlemek istedim. Bu yüzden Fenerbahçe'nin yapacağı 6 numara transferi sonrası daha net konuşacağız. Kişinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Çünkü bu ara çok fazla öneri geldiği için bu isimlerde mi kalırız? Bir anda Fred gibi bir operasyon mu olur? Bunu kestiremiyorum. O yüzden bu isimler arasından ille de birini seçeyim yapmayacağım. Ben de tekrarlıyorum bunu. Højbjerg tercih olur. Çok komple futbolcu. Ama bunlar birbirlerinden farklı oyuncular olmasına rağmen Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğini derinden kötü etkileyecek futbolcular da değiller. Fenerbahçe'nin kalitesi de buralar olmalı. Yani 10 üzerinden 8,5-9'luk bir 6 numara transferi mevcut kadro yapısını çok yukarı çekeceğini düşünüyorum. Yani önde Tadic'e güveniyor Fenerbahçe. En uçta Tadic'in oyun aklına güveniyorum. Merkezde Fred ve Szymański'nin temposuna güveniyorum. Stoperlerim kalem eyvallah. 6 numaraya öyle biri getireyim ki tüm takımı kontrol etsin. Tüm takımın oyun aklı olsun. Tüm takıma ne istiyorsa biz basketteki açıkçası guard gibi. Biz fast hücum edeceğiz. Biz sette yerleşeceğiz, oturacağız. Bu hücumumuz böyle. Hücum etmiyoruz. Pas yapıp rakibi oyundan bıktıracağız. 2-0'a bağlayacağız bu maçı. 2 oldu 3'e 4'e gideceğiz. Atacağım pasları, koşun. Tüm oyunu oradan 6 numaram yönlendirsin istiyorum. Benim aradığım profil birazcık zeki profil, birazcık oyun aklı yüksek profil. Benim kendimce şahsi 6 numara görüşlerim, düşüncelerim bu şekilde. Fenerbahçe yönetimine bu sezon yaptığı transferlerden dolayı memnunum. 6 numarada doğru bir iş çıkartacaklarına kendi adıma inanıyorum. Kaliteli transferden şaşmamak lazım. Bu kadar yatırım yapmışken üstüne çıkmak lazım. Kadro 10 üzerinden 8'lik oldu. Öyle bir transfer yaparsın ki 8.5'a evrilir kadro. Oh be iyi oldum dersin, ama öyle bir transfer yaparsın kadronun 10 üzerinden 9'lara çıktı ya dersin yani. O kadro tarzında, o isim tarzında birini getirmesi lazım Fenerbahçe'nin ki bence getirecek. 4 Eylül'e de yetiştireceklerdir. Kendi düşüncelerim böyle 6 numara olarak. Sizlerin de 6 numara için hem isim de yazın tabii ki, ama 6 numara için özellik olarak getirilecek futbolcunun özelliği olarak ne istediğinizi ben de merak ediyorum. Benim kendi yapımda, futbola bakışımda Fred Szymański ile beraber bir oyun aklı, bir soğukkanlılık orada kendimce daha iyi olacağını düşünüyorum, ama sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Hani orada 3 tane tempolu futbolcu, bir tane örnek veriyorum çok iyi bir driplingçi, bir Nicolas Dominguez, 3 tane canavar gibi orta sahada makul gelebilir insanlara, geliyordur da. Herkesin yorumları burada farklı. Ben de sizinkileri duymak, görmek isterim. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda da tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.